Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 17-24 Eylül haftası balık burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler var? Efendim, kahve falınız bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz yoğun bir hafta diyebilirim. Birçok konu, gündem, bu arada üzerinizde de nazar var. Onu da buradan iletmiş olayım. Aile diyelim önce, iki tarafta denk görünüyor. Aile konularında neler var ya da ilişkilerde neler var? Karşınızdaki kişinin dikkat etmesi gereken bir sağlık sorunu görünüyor. Pazartesi özellikle bir yere giderek bir sıkıntısı, bir sağlık sorunuyla alakalı bir test yaptıracak ya da bir gösterecek kendini gibi bir görsel var. Ailede bir kişi bir başlangıç yapıyor. Hani artık buna baktırayım dediği bir mevzu. Burada karşılıklı konuşmalar ve konuşmalardan sonra da bir sakinlik hali var. Ama bir süredir konuşulan bir konu, özellikle önünüzde direten bir kişinin yapması gerekeni yaptığı görünüyor. Pazartesi gününden sonra bir koşturma haliniz var. Sanki elinize böyle bir tepsi almışsınız ama tepsiyi böyle elinizin, yani omuzlarınızın yukarısında tutuyorsunuz gibi. Hani bir yere bir şeyler götürmeye çalışıyorsunuz. Birilerine yardımcı olmaya çalışacaksınız. Elinizdeki tepsinin üstünde bir ağırlık var. Aslında çözülemeyen bir mevzu olabilir. Gidilmesi, görülmesi gereken bir kişiye zorla da olsa, biraz zorlanmanız da var burada çünkü. Hadi artık gideyim, konuşayım, hadi artık yardımcı olayım dediğiniz bir gün görünüyor Salı günü. Hatta bu çarşambaya da aktarılacak. Bir kişinin eli ve hanesi karışık. Ona destek vermek adına el veriyor görsellerinde çıkıyorsunuz aslında. Yardımcı olmaya çalışacaksınız. Burada ilişkilerde, buraya kadar ilişkilerde daha doğrusu, birlikteliğinizde arkanızda bırakıp yolunuza devam etmeye çalıştınız. Biraz daha bireysel olduğunuz, iletişim halinde olduğunuz eşinizle, partnerinizle görselleri var. Çarşamba günü bir konu var. Parasal bir mevzu olarak da çıkıyor bu. Konuşuyorsunuz fakat arada hani hep bir ünlem var, şaşıracağınız bir mevzu. Sanki elleriyle size böyle oynata oynata ellerini bir şey anlatıyor. Karşınızda birisi var. Hatta sonrasında bir konu netleşiyor da sanki tekrardan gelmiş size bir şeyleri anlatıyor. İlk duyduğunuzda şaşırıyorsunuz. Çarşamba günü şaşırdığınız bir konu duyacaksınız. Bu bir dedikodudan çok bir kişinin yapmaya çalıştığı, başarmaya çalıştığı bir mevzuyla alakalı, hanenizde ya da sevgiliniz diyelim. Ve akabinde iki güzel haberini alacaksınız. Beklemediğiniz, ummadığınız bir şey oluyor. Bundan keyiflisiniz yalnız. Bu kötü bir haber değil, iyi bir haber. İki iyi haberle aslında hanenizde bir keyif var. Burada karşılıklı konuşmalar özellikle Perşembeden sonra daha yakın görünüyor. Arada yanan bir ateş görseli, bu da sizin bir mevzu var gene, kancayı takmışsınız eşinize. Hani cevap alamıyorsunuz tam olarak, bununla alakalı bir konuşma oluyor. Yani artık bu bitti, süresi doldu, gel şu konuyu konuşalım der gibi. Karşınızdaki kişi de sanki diretiyor. Ayakları dolanmış. Gelecekten çok geçmişe bakıyor. Geçmiş konuları önünüze çok koyuyor diye. Sizin de kafanız uzamış çıkıyor. Yani hep aynı konuları mı konuşacağız der gibi. Bir para meselesi de akabinde konuşulacak. Aslında esas mevzu cuma günü burada. Karşınızda bir kişi, ama bu kişi böyle karnı şiş görsellerdi. Ya kilolu ya çok fazla konuşamayan, kendini ifade edemeyen birisi. Ters düz olmuş bu kişi yalnız. Hani yarısını kaybetmiş gibi bir kayıp olayı var. Burada bedensel kayıptan çok hayatından birisinin çıkması olabilir. Bir kişiden darbe almış olabilir. Siz kafanızda 3 rakamıyla kanatlanarak sanki böyle hızlıca bu kişi, bir arkadaşınız sanırsam, koştura koştura gittiğinizi görüyorum. Burada konuşuyorsunuz fakat bu kişi ya birini kaybetmiş ya bir eksikliği var, yani bir şey eksik, onun hayatından bir şey eksilmiş görselleriyle ona destek olmaya çalıştığınız görünüyor. Burada ikilemler ve o kişiyle alakalı sorunlu bir süreç de var yalnız, yani burada direkt böyle kendini kapamış, ne varım ne yokum der gibi. Sanki böyle psikolojik sorunu mu var acaba, birisini mi kaybedecekti, onun üzüntüsü mü, hani birisine telkinde bulunma, destek verme, koşarak yardımcı olma gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Topluluk içerisinde en çok üzülen ya da en çok onun yanında olan kişi siz olarak görünüyorsunuz. Hayra yoralım, hayırlı olsun. Bir şey kaybedilir belki, sonrasında da bulunur gibi düşünelim. Ama bir yarım olması çok ilginç. Burada yarım tamamlanamama, eksik kalma anlamına geliyor çünkü. Bir yakın arkadaş
Belki akrabanız bile olabilir. K harfi var mesela isminde. Biraz daha bakalım oraya. Ve dediğim gibi içine attığı, bir süredir konuşamadığı bir mevzu tamamen ortaya çıkmış, görsellerde çıkıyor. Hafta sonunuz konuşmalar, görüşmeler rahat. Haneye gelen iki kişi var. Bunun haricinde sakinliğinizi korursunuz. Çok fazla insan var yalnız. Yani bir de çok fazla insana elinizle bir şeyler götürüyorsunuz sanki. Koştura koştura topluluklar içerisinde bir yardım kuruluşundasınız sanki de. Ona buna yardım eder görselleriniz özellikle çarşambadan sonra çok fazla çıkıyor. İş konularında. Şimdi burada iş konularında bir kere pazartesi günü bir kısmet var. Ama kısmetin sizin elinize geçmesi biraz zaman alacak. Burada temizde çıkıyorsunuz. Bir şey olmuş ama sanki evrağını almamışsınız gibi. Burada bir evrak alınabilir. Pazartesi günü önünüzde iki kişinin tartışması, sizin dik durduğunuz bir konuyla alakalı iki kişinin tartışmasını izlediğinizi görüyorum. Buradan çıkacak sonuç para mevzularıyla alakalı. Sanki siz bu parayı alacaksınız ama önce bu kişiler tartışacaklar. Bir karara bağlayacaklar. Ondan sonra siz para ya da iş konularında önünüzü açacaksınız. Ama öncelik bu kişilerin tartışmasını seyretmek olarak görünüyor. Bir süredir havada kalmış bir mevzu. Bu mevzuyla alakalı özellikle pazartesiyi kapatan görsellerde tartışma, bir çekişme hali de var aynı şekilde. Görselleri çıkmış, ters dönen birisi var bir de burada. Hani şimdi ters dönmek iki anlama geliyor aslında burada. Konuşma ve tartışmaların sonradan tatlıya bağlanması olabilir. Hani bir düşüncenin ters dönmesi gibi düşünün. Kötü düşünürken iyiye dönmek gibi. Ki bana kalırsa daha çok öyle görsellerinde. Ya da tersleşmenin ileriye dönük olarak kavga haline alması, itişme kakışma olarak da değerlendirebiliriz. Ama öyle değerlendirmiyorum. Kesinlikle sonrasında fikir birliğiyle sizin almanız, yapmanız gereken konuların önü açılacak diye görünüyor. Bir de burada 2, 4, 5 çok ilginç. 5 parmak bir el görseli var böyle. Hani Fatma'nın eli gibi bir görsel. İçinde om işareti var. Anahtar ve bir bayan görseli var. Bir bayandan destek alabilirsiniz. Anne gibi yardımcı olan bir bayan olarak değerlendirebiliriz. Hatta birisi sizin pazartesi, salı bir konuda gözünüzü açıp yardımcı olabilir. Gözleriniz açılmış da çıkıyor burada sanki. Ya, bu hafta böyle aa falan diyeceğiz. Çok mevzu var. İlginç burada. Ve birçok sayısal rakam görüyorum. Bir de Ç harfi görüyorum. Ama Fatma'nın eli olarak değerlendirecek olursak hayrınızda bir yol açılacak, bir yardım alacaksınız. Görmeniz gerekeni göreceksiniz iş ve para konularında. Sonrasında çünkü zaten önünüz açılıyor. Hatta şöyle geçmişe dönmüş, geçmişten bir şeyleri sanki kurcalıyorsunuz, evrak kurcalar gibi. Niyetinizle alakalı güzel bir gelişme yaşayıp önünüz tamamen açılacak görselleri var. Salıya sırtınızdaki bir yükten kurtulmuş olarak giriyorsunuz arkadaşlar. Çarşamba sakin, perşembe bir kişiyle takışma, anlaşamama, fikirsel ayrılık. Sonrasında tekrar konuşarak fikirsel ayrılığın ortadan kalkması, orta noktada birleşme ve bir sayısal değer gene konuşması görselleri var. Gene işinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir para meselesi olarak çıkıyor. Ama burada gene baktığım zaman havada kalacakmış gibi görünen bir konu. Hani sabah başlarsınız, akşama temiz evrağını alırsınız gibi bir görsel de var. Ortada bir asa, aynı zamanda burada iyi bir başlangıç yapma ihtimaliniz de çok yüksek. Sonrasında çünkü iki kişi yanınızda, önünüzde, arkanızda iki kişi bir yola doğru gidiyor görünüyorsunuz. Bu yol gene iş ve para konularıyla alakalı önünüz açık. Akabinde bir yol daha gene önünüz açık olarak görünüyor. Şimdi eğer çalışmıyorsanız burada borçlarla alakalı bir sıkıntıda bir bekleyiş içerisinde, bir yerden bekleyiş içerisinde görünüyorsunuz. Bir borcunuza karşılık borç alma durumunuz, yardım alma durumunuz olabilir bir kere. Gene çalışmıyorsanız perşembe günü özellikle başvurduğunuz bir yerden size haber gelebilir. Orada da bir açık görseli var. Bunun haricinde bolca haberler geliyor. 6, 4, 11, 9. Hani çok fazla sayı var. Sayısal ederi olan bazı şeyler önünüze düşebilir. Evrak gibi de düşünebiliriz biz bunları. Ama genelinizde arkadaşlar nazar var. Özellikle bu hafta enerjinizi düşürmemeye gayret edin. Oh, içine kadar karışıksa burası o kadar net iyi oldu. Burada neler var? 5 rakamına bağlı bir yatış var bir kere. Birisi yatıyor. Bir hasta var aslında.
G, C ya da Ç harfi var bu hastada. Üstünde bir belirsizlik bu hafta belirli hale gelir. Beklediğiniz bir evrağa bakar çıkıyorsunuz. Çok kötü değil ama müthiş de iyi değil. Boğaz ya da göğüs bölümünde bir sıkıntı var çünkü bir tıkanıklık var bir hastanın. Aile içerisinde kafanızda geçmişte bıraktığınız bir yolu tekrar konuşarak açmaya çalışabilirsiniz. Almak istediğiniz bir şeyi almak anlamına da gelir bu. Bir süredir almayı düşündüğünüz ama ötelediğiniz bir mevzu. Çarşambadan sonra artık şunu alayım mı diyerek yola çıkabilirsiniz. Bir şeyler alınacak çünkü haneye gelen bir mal görseli var. İş konularıyla alakalı baktığım zaman uzun uzadıya konuştuğunuz, görüştüğünüz insanlar var. Bir tane ayaklarınızdan tuttuğunuz bir kişi var. Sanki bir yere inat etmiş, yani kendini böyle çamurun içine saplayacak, onu sanki tutmuş yapma etme der gibi onunla bir mücadeleniz var. Valla var da var, bolca mücadele insanlarla görselleri çıkıyor. Bir de mesela terfi görseli var, burada şapka kafanıza geçecek. Haberini alacaksınız yalnız, şapka kafanızın üstünde duruyor, haber alma görselleriyle birlikte bir tarih verilebilir size. Bir statü atlaması, ileriye dönük olarak bir yapılanma görselinde çıkıyor. Bunun haricinde hafta sonunuz güzel arkadaşlar. Hatta en çok iş konularındaki karışıklıkları çözmeye çalışacağınız, aile içerisindeki mevzulardan bazılarının da uzayıp gideceği görselleri var fonumuza göre. Niyet ettiğiniz, dilediğiniz tüm güzellikler, hayrınız olan tüm güzellikler önünüze düşsün arkadaşlar. Falımızda da iyi dediklerimiz önümüze düşsün. Kötüleri evrene gönderelim. Güzel bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.